Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. Termodinamik 2 dersimize başlıyoruz. İlk dersimizin konusunu egzerjiyi anlamak ve egzerji dengesi oluşturacaktır. Temel olarak egzerji hakkında bilgiler verdikten sonra egzerji dengesinin nasıl elde edildiği hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir. Bu videoyu izlemeden önce www.hüseyingüner.com adresinde bulunan bu derse ait yazılı bilgileri bilgisayarınıza indirip videoyla beraber bu bilgileri de kullanırsanız öğrenmeniz daha kolay olacaktır. Termodinamik kolaydır diyerek dersimize başlayalım. Termodinamikte önemli denge eşitlikleri vardır arkadaşlar. Kütlenin korunumu, enerjinin korunumu, entropi dengesi öğrendiğimiz eşitlikler veya denge eşitlikleriydi. Kütlenin korunumunda örneğin bir kontrol yüzeyinden giren ve çıkan kütlelerin veya kütlesel debilerin toplamının farkı kontrol hacmindeki kütlenin zamana göre değişimine eşitti kilogram bölü saniye biriminde. Kütlenin korunumu özellikle açık sistemlerde bizim için önemli bir eşitlikti, önemli bir bilgiydi. Bunun yanında termodinamiğin birinci yasasını geçmiş videolarda ayrıntılı olarak işledik. Enerji dengesi veya enerjinin korunumu bizim için çok önemli bir eşitlik. Her zaman kullanacağımız eşitlik. Sistem sınırından giren veya çıkan enerjilerin farkı sistemdeki enerji değişimine eşitti. Evet, daha sonra entropi dengesini, entropi eşitliğini ayrıntılı olarak ele aldık. Yine sistem sınırından giren çıkan entropi değişimi, entropi farkı sistemdeki entropi değişimine eşitti. Tabii bu arada sistemde entropi üretiminde meydana geliyordu. Bu çerçevede bir entropi dengesi eşitliği elde etmiş idik. Entropi dengesini, enerji dengesini, kütlenin korunumunu iyi bileceğiz. Termodinamikte her zaman işimize yarayacak. Ve termodinamikte birçok problemin çözümünde bize yardımcı olacak eşitliklerdir. Bunun yanında egzerji dengesini de öğreneceğiz. Yine sistem sınırında ve sistemde olan değişimlere ele alarak egzerji dengesini veya egzerji dengesi eşitliğini çıkartacağız. Evet, egzerji üzerinde konuşalım arkadaşlar. Biz termodinamikte bir sisteme enerji girişi olduğu an o sistemden iş çıktısı isteriz. Bizim için o iş çıktısı, iş çıkışı çok önemlidir. Enerji miktarı ne kadarı yararlı işe dönüşebilir? Egzerjinin temel sorusudur. Çünkü biz bir sisteme enerji girişi veriyorsak ve sistemde belli bir enerji değişimi meydana geliyorsa, sistemin sahip olduğu bu enerji değişimi çerçevesinde elde edeceğimiz iş miktarı maksimum ne olabilir? Yararlı iş miktarımız ne olabilir? Sorularının cevabını biz egzerji ile vereceğiz. Egzerji enerjinin iş potansiyelidir. Yani egzerji tabii ki enerjiyle ilgili bir kavram ve enerjinin iş potansiyeli elde edilebilecek en fazla yararlı iş potansiyelidir. Gördüğünüz gibi egzerji teorik, ideal bir kavram. Herhangi bir sistemden elde edilebilecek en fazla yararlı iş potansiyelini biz egzerjiyle hesaplarız. Biz mühendislere bu bilgi büyük yarar sağlar. Yararlı işe dönüşme potansiyelini hesapladığımız an o sistem hakkında bir bilgiye sahip olur ve mühendisçe yaklaşımlarımızı, mühendislik bilgilerimizi egzerji sayesinde rahatlıkla kullanır ve bir tasarım meydana getirebiliriz. Evet. Hal değişimleri üstüne çok çalıştık geçmişte. Hal 1 ile hal 2 arasındaki hal değişimini göz önüne alalım. Ama egzerji kavramı altında. Egzerji analizinde hal 1'e ait özellikler belli olmalıdır. Tamam, hal 1'in özellikleri belli. Ve bir hal değişimi yoluyla biz hal 2'ye geliyoruz. Egzerjideki hal 2 son hali yani ölü hali bize gösterecek. Yani hal 1'den hal 2'ye geldiğimiz an ve ölü hale ulaştığımız an elde edebileceğimiz en yüksek iş potansiyeline sahip olacağız. Ve egzerji hesabını da buna göre yapacağız. İdeal bir durumsa hal değişim yolu da bize tersinin hal değişimi olarak hal değişim yolunda tersinin hal değişimi olarak ele almamız gerekecek.
Ölü hal en çok iş eldesi için son hal olarak isimlendiriliyor. Ayrıntısına gireceğiz. Evet, ölü hal, bir kere ölü halin egzersizi sıfır ama ölü hale gelinceye kadar ne oluyor? Çevresiyle termodinamik dengede olan duruma biz ölü hal diyoruz. Ölü hale gelinceye kadar elde edebileceğimiz en yüksek iş potansiyelini görüyoruz. Evet, çevresiyle termodinamik dengede olan durum ölü hal dedik. O zaman çevresiyle dengede olan durumu ısıl denge, mekanik denge olarak, kimyasal denge olarak, faz dengesi olarak açıklayabiliriz. Burada ısıl denge ele almışız. Örneğin çevrenin sıcaklığını T0 ile gösterirsek sıcaklık T0'a ulaşmıştır demektir ölü hal sıcaklığı. Mekanik dengede çevrenin basıncını P0 ile gösterirsek ölü halde basınç P0'a ulaşmıştır diyeceğiz. Kinetik enerjide hız 0'a ulaşmıştır diyeceğiz. Potansiyel enerjide kod yükseklik 0 metre değerindedir diyeceğiz ölü hal koşulları olarak. Ve çevreyle kimyasal tepkime de yok örneğin. Kimyasal denge açısından. Arkadaşlar aksi söylenmedikçe biz ölü hal sıcaklığını 25 derece santigrat, ölü hal basıncını 100 kilopaskal olarak alabiliriz. Ama ölü hal sıcaklığını şu alın dendiğinde biz o sıcaklığı alacağız. Ama veri yoksa 25 derece santigratla 100 kilopaskalı alıp problemlerde kullanabiliriz. Evet, burada ölü hal egzersizi ölü halin sıfırdır dedik ve uzak çevreden bahsetmişiz. Biraz uzak çevre hakkında da konuşalım. Bizim herhangi bir sistemimiz var. Tabii ki bu sistemin bir sınırı var. Ve bu sınırında bir sıcaklığı var. O TS sıcaklığı olsun. Sistemin etrafında yakın çevre olsun. Şu bölgeye biz yakın çevre diyelim. Neden? TS sıcaklığıyla T uzak çevre arasındaki sıcaklık değişimi gördüğünüz gibi sabit değil, değişkense belli bir noktaya kadar biz buna yakın çevre diyoruz. Bizim için sıcaklığın şu şekilde bakın yataya paralel sabit kaldığı durum lazım. Bu da uzak çevrede meydana geliyor. Demek ki T uzak çevreyle TS, T yüzey yani sınır da diyebiliriz. Sınır sıcaklığını gözden aldığımızda iki sıcaklık arasında bir değişkenlik varsa biz o değişkenli olmadığı noktaya kadar ilerleyeceğiz ve uzak çevre koşullarını göz önüne alarak egzersizde gerekli çalışmaları yapacağız. Arkadaşlar, tabii ki bu videodan önce enerji dengesi ve entropi dengesi ile ilgili her türlü bilgiyi izlemeniz ve öğrenmeniz gerekiyor. Geçmişte biz ısı makinelerini gördük. Isı makinesinden iş elde edilir. Tamam. Egzersizde de ne diyoruz biz? Maksimum iş potansiyelini nasıl hesaplarız? Egzersizde bunu öğreneceğiz diyoruz. Isı makinesinden de iş elde edilirse ve ısı makinesi iki farklı sıcaklık arasında çalışıyorsa ki bir ısı makinesi için geçerli koşul bu. İki farklı sıcaklık olacak. Biri TH sıcaklığıydı, kaynak sıcaklığı. Biri de kuyu sıcaklığıydı, ona TL diyorduk. Ama egzersizdeki hesaplarda TL, T0 olacak. Maksimum iş eldesi için T0 neydi? Ölü hal sıcaklığıydı. Yine kapalı sistemlerde biz hareketli sınır varsa sınır işi çerçevesinde iş elde ediyorduk. Bakın yine iş var. Yani enerjiden, enerji girişinden, sistemdeki enerji değişiminden iş elde ediyoruz. O zaman o sınır içindeki maksimum iş eldesi de P1 basıncının P0'a gitmesiyle olabilecek. P0'da ölü hal basıncı olacak. Yine buraya kinetik enerji değişimini ele almışız. Kinetik enerjide de iş eldesi vardır. O zaman V1 hızından V0 hızına ulaşıyorsak maksimum iş eldesini elde ediyoruz ki V0 burada 0 metre bölü saniye olacak ölü hal hızı. Bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra arkadaşlar yine ısı makinesi bizim için çok önemli. Bunun üzerinde hep duracağız. Ne dedik biraz önce? Kaynak sıcaklığı TH, kuyu sıcaklığı TL ise ısı kuyusu sıcaklığı. Bu iki sıcaklık birbirinden tabii ki farklı olacak. Bu iki sıcaklık arasında bir ısı makinesi çalışır dedik. Biz kaynaktan QH ısısını alıp ısı kuyusuna QL ısısını atarız. Ve bu çerçevede ısı makinesinden bir V çıkan, bir V net işini elde ederiz. T
TH ile TL arasında çalıştığında bu sistem bir V çıkarı elde ediyoruz. Ama biz bu TL'yi arkadaşlar T0'a getirirsek, ölüler sıcaklığına, çevre sıcaklığına getirirsek o zaman maksimum iş eldesini elde edeceğiz. İki farklı sıcaklık değeri arasında her zaman bir ısı makinesi çalıştırılabilir. İş eldesi amacıyla ve biz TH'den T0'a gidiyorsak, yani TL'yi T0'a getirebiliyorsak o zaman maksimum işi, maksimum iş potansiyelini göreceğiz. Egzersizlik hesaplamalarda önemli nokta, birinci nokta bu. Ölü halde olan sistemde iş yok demişiz. Tabii ki ölü halde olan bir sistemde, çevresiyle uyumlu bir sistemde iş eldesi yok. Arkadaşlar, ilk halden ölü hale, çevreye koşullarına geldiğimiz an bir hal değişimi geçiriyoruz ve tersine bir hal değişiminden söz ediyoruz. Bu çerçevede en fazla iş eldesi üretiliyor. Üç sınır bu. Egzersizde üç sınır bu. Bunu birkaç kere tekrar ettik. Önemli. Hal değişimlerinde ilk halden biz ikinci hale geldiğimizde ikinci hal ölü hal olacak. Tersine bir hal değişimi geçirecek sistem ve bu çerçevede 3 sınırımız en fazla iş eldesi şeklinde olacak. Biz de buna egzerji diyeceğiz. Çevreyi değiştirmek egzerjiyi arttırır. Yani biz ölü hal sıcaklığını değiştirirsek egzerjiyi azaltırız veya arttırırız. Yani sonuçta bir analiz yaptığımızda çevreyi değiştirmek egzersizi arttırır ama zor bir durum. Yani çevre şartlarını değiştirmek çok zor. Egzersiz sistem artı çevre ile ilgilidir. Tabii ki yani biraz önce yakın çevre, uzak çevrede dedik. Ve egzersiz zaten iş demek, iş potansiyeli demek. Yani egzersiz her zaman gerçek işten büyük olacak. Çünkü egzersiz ne dedik biz? Teorik ideal durum. Evet. Kinetik enerjiyi biliyorsunuz 1 bölü 2 mv kare olarak tanımlıyoruz jül biriminde. Potansiyel enerjiyi de mgz çarpımı olarak tanımlıyoruz ve jül biriminde yine ele alıyoruz. M kütle, g yer çekimi ivmesi, z kod yükseklik, tabii ki v hız kinetik enerjide hızın karesini alıyoruz. En fazla iş miktarı ne olabilir kinetik ve potansiyel enerjiyle çalışıyorsak? Arkadaşlar şuraya yazmışız. Kinetik ve potansiyel enerji eşitlikleri ideal eşitliklerdir. Sürtünme gibi bozucu etkileri içermemektedirler. Bu nedenle kinetik ve potansiyel enerji direkt olarak kinetik ve potansiyel enerjinin egzersizlerine eşittir. Yani kinetik enerjimiz eşittir. Egzersiz kinetik enerji olarak yazıyorsak ve jül bölü kilogram biriminde yazıyorsak V kare bölü 2'dir. Yine potansiyel enerji direkt eşittir potansiyel enerjinin egzersizine. Onu da jül bölü kilogram biriminde yazıyorsak G çarpı Z'dir. Neden? İşte ideal durum dedik. Sürtünmeyi göz önüne almıyoruz. O zaman en fazla iş miktarını zaten kinetik ve potansiyel enerji eşitliklerinden elde edebiliyoruz. Burada bir güzel örnek var. Ona bakalım. Bir rüzgar tübüründen elde edebilecek maksimum güç nasıl hesaplanabilir? Evet, biz mühendis olarak herhangi bir bölgeye rüzgar tübünü kuracağız. Daha kağıt üstünde hesaplama yapıyoruz ve elde edebilecek maksimum güç nedir? Arkadaşlar bunu hesaplayabilirsek o bölge hakkında bir ön fikrimiz oluyor. Mühendisler için çok önemli bir konu. Evet, rüzgar türbini bu olsun ve belli bir hızda rüzgar türbine doğru yol alsın. Biz tabii ki bu rüzgar türbinini bu bölgeye kurmak için burada belli bir süre rüzgar hızı ölçümleri yapacağız. Sonuçta bir rüzgar hızı elimizde varsa hemen aklımıza kinetik enerji gelecek. Kinetik enerji nedir? Hızın karesi bölü 2. Rüzgarla çalışıyorsak ve rüzgarın karesi bölü 2 oradaki kinetik enerjiyi bize jül bölü kilogram olarak verecek. Ne dedik? Buradan elde edebileceğimiz en yüksek güç miktarı, maksimum güç miktarı nedir? Kinetik enerji zaten egzersizin kendisine eşit. O zaman egzersiz dediğimizde zaten maksimum işten bahsediyoruz. O zaman V max işte maksimum iş watt biriminde hesaplamışız. Kinetik enerjinin egzersizine eşit. Bunun birimi jül bölü kilogram ise bunun kütlesel debiyle yani buradaki rüzgarın debisiyle çarptığımız an kilogram bölü saniye ile çarptığımız an zaten watt birimine ulaşırız. Yani jül bölü kilogram çarpı kilogram bölü saniye bize wattı verir.
rüzgar debisi veya hava debisini mevzuya nokta olarak gösterirsek. Demek ki bir orada debi ölçtük mü arkadaşlar, bir de hızı ölçtük mü, gördüğünüz gibi o sistemden elde edebileceğimiz maksimum gücü kağıt üstünde hesaplayabiliyoruz. Her zaman bunun aşağısında çalışacağız ama yine elimizde önemli bir veri daha sistemi kurmadan elde edilmiş olacak. Evet, herhangi bir sistemin toplam enerjisi var. Bu toplam enerjinin tamamından yararlanamıyoruz. Bildiğiniz gibi enerjinin tersinir olarak işe dönüştürülemeyen kısmı var. Tersinir olarak. Buna kullanılamayan enerji diyoruz biz. Mutlaka bu toplam enerjiyi ele aldığımızda bunun belli bir kısmı kullanılamayan enerji olarak karşımıza çıkıyor. Tersinir olarak işe dönüştürebilen enerji de maksimum durumu bize veriyor. Bakın biz şurayı kullanamıyoruz kesinlikle ama kullanabildiğimiz kısmı yine ideal olarak ele aldık, bak tersinir olarak. Yine bunun bir kısmını gerçekte yine kullanamayacağız. Ama bu kullanamayacağımız kısmı ne kadar azaltırsak bizim için o kadar önemli bir mühendislik çalışması olur. Egzerji tersinir olarak işe dönüştürülen enerjiyi bize gösterecek. Gerçek sistemlerde tersimezlik hesabı demişim. Arkadaşlar zaten tersinir durum ideal sistemlerde. Biz ideal sistemlerden yola çıkarak gerçek sistemlere geçiş yapıyoruz. Burada da gerçek sistemlerde tersimezlik hesabını ele alalım demişim. Tersimezlik harcanmış iş potansiyeli olarak da söylenebilir. Değerlendirilmemiş iş miktarı olarak da ele alınabilir. Evet, gerçek sistemlerde tersimezlik hesabına bakalım. Kapalı sistemlerle çalışırsak piston silindir düzeni bizim için en güzel örnek. Piston silindir düzeninde tersimezlik hesabını ele alalım. İçerideki akışkanın belli bir basıncı olsun. Tabii ki bu basınca karşılık dış basınç var, çevrenin basıncı var, atmosfer basıncı var. Onu da P0 olarak ele almışız. Önce çevre işini tanımlayalım. Arkadaşlar bu piston silindir düzenini çalıştırmaya başladığımız an bunun üstüne çevre yine bir iş yapar. Çevreye karşı yapılan iş. Sonuçta bu pistonda çevreye karşı bir iş yapılıyor ve çevre tarafından yapılan iş, biz buna çevre işi diyeceğiz. İşi V ile gösteriyorsak V çevre eşittir arkadaşlar. P0 çarpı V2 eksi V1. Piston silindir düzeninde işi hesaplarken PdV integralinden hesaplıyorduk. Yani buradaki hacim değişiminden hesaplıyorduk. Çevrenin pistona karşı yaptığı iş de buradaki hacim değişimi kadar olacak. V2 eksi V1 kadar olacak metreküp biriminde. Onu P0 yani Pascal'la basınç birimiyle çarptığımız zaman zaten jül birimini elde ederiz. Çevre için her zaman kullanacağımız iş eşitliği bu. P0 çarpı delta V. Sınır işini biraz önce de konuştuk. Piston silindir düzeninde sınır işi meydana gelir ve PdV integralidir. Bir haliyle iki hali arasında. O zaman burada bir çevre işi var. Bir de sınır işi var. Sınır işi, örneğin bu sistemi ısıtıyorsak iş elde ederiz. Yukarı doğru hareket eder ama yukarı doğru hareket ederken de çevre bunu aşağı doğru hareket ettirmeye çalışır. O zaman burada gerçek iş nedir? Veya biz buna yararlı çıkan iş diyelim. Bu piston silindir düzeninden bizim işimize yarayacak yararlı kısım nedir? Sınır işi çıkan eksi çevre işi. Gördüğünüz gibi birbirinin tersi yönde zaten, bunların farkını alacağız. Sınır ışığı çıkanı tamam PdV integralinden hesaplarız ama atmosfer basıncının etkisini yani çevre işini biz P0 delta V olarak alacağız dedik. V büyük V1 için yazabileceğimiz durum bu. Arada tabii ki eksi olacak. Bunun farkı bize yararlı çıkan işi verecek. Ama piston silindir düzenliklerinde yararlı giren işten bahsediyorsak o zaman Vs giren artı P0 delta V olacak. Arkadaşlar burada V2 baştayken burada V1'i başa almışım. O zaman burası artı olmuş. Yani V1 büyük V2 içinde V yararlı gireni bu şekilde yazabiliriz. Evet. Tersimezliği hesaplayacağız dedik. Ondan önce bir yararlı işten bahsettik. Tersimezliği biz büyük I ile gösteriyoruz termodinamikte. Jül birimde tabii ki. Tabii arkadaşlar bu tersimezlikten biz egzerji yok oluşuna, egzerji yıkımına, Türkçe'ye yok oluşu yıkımı gibi çeşitli şekillerde çevriliyor. Geçeceğiz. Tersimezlik eşittir x yok olan, yani ister i ister x yok olanla gösterebiliriz.
Arkadaşlar, şimdi bu tersimezliği göz önüne aldığımızda gerçek durum. O zaman bu tersimezlik çıkan için nasıl yazabiliriz? Bir kere yararlı çıkan işi yukarıdaki eşitlikten hesaplayacağız dedik. Bu yararlı çıkan. Ama tersimezlik yani bizim kullanamadığımız enerji miktarı ne? Biz bu sistemi tersinir olarak çalıştırsaydık, tersinir çıkan iş ne kadar olabilirdi? Tabii ki bundan büyük olacak. O zaman tersinir iş çıkan eksi yararlı iş çıkan bize tersimezliği verecek, egzerji yok oluşunu verecek. Yani kullanamadığımız iş potansiyelini verecek. Giren için yazarsak tabii ki V yararlı giren eksi V tersinir giren olacak. Hal değişiminde üretilen en fazla iş V tersinir çıkan veya giren de en az iş V tersinin giren olması gerekiyor. Arkadaşlar sınır işi dışındaki iş etkileşimi için yararlı iş diğer işlerdir. Yani sınır işi değil de biz başka işlerle çalışıyorsak yararlı iş nedir? O zaman onun kendisine eşittir. Bununla ilgili örnekler yapacağız zaten. Tersine çıkan iş her zaman büyüktür yararlı işten tabii ki iş üreten düzenekler için bak. Bir de iş tüketen düzenekler var. O zaman V yararlı büyük ve tersine girenden olacak. İş tüketen. Çünkü biz orada işi tüketirken az tüketmek isteriz. O da V tersinirle mümkün ama gerçekte bu kadar kullanırız. İş tüketen için, iş üreten için de yukarıdaki gibi göz önüne alacağız. Bunlar hem arkadaşlar geçmişteki bilgilerin tekrarı hem yeni bilgiler. Bunları çok iyi bileceğiz mühendis olarak. Mühendisler termodinamik bildiği an termodinamikle uğraşmasalar dahi her türlü problemin altından kalkabilirler. Evet, devam edelim. Isı makinesi örneğiyle yine devam etmişiz. Dedik ya ısı makinesini çok kullanacağız. Önemli bir konu bizim için. Bu sefer sayısal olarak bir şeyler yazmışız. Ona bakalım. Kaynak sıcaklığımız bizim ısı kaynağı sıcaklığı TE 1500 Kelvin olsun. Ve bu ısı kaynağından biz Q giren ısısını alıp ısı makinesinde kullanalım ve V çıkan işini elde edelim. Geçmişte konuştuk. Q çıkan olmadan olmaz dedik. Termodinamiğin ikinci yasasına aykırı. O zaman Q çıkan çerçevesinde ısı kuyusu sıcaklığı 300 Kelvin olsun. Burayı TL olarak gösteriyorduk ama egzerji ile çalışıyorsak buna T0 diyeceğiz. Yani TL ölü hal sıcaklığı olan T0 olsun. Yani 300 Kelvin zaten çevre sıcaklığı 25 dereceye eşit, neredeyse eşit bir sıcaklık. Bu çerçevede ısıl verim arkadaşlar, eta ısıl %40 olsun. Evet. 1500 ile 300 arasında çalışan bu ısı makinesinin ısı verimi bizim için hesaplanmış ve %40 olarak tespit edilmiş. Bu bilgiler çerçevesinde ısı makinesini termodinamiğin birinci ve ikinci yasası yönünden değerlendirelim, güzelce değerlendirelim. Her zaman enerji dengesiyle başlayacağız dedik. E giren eksi E çıkan eşittir delta sistem Joule biriminde bizim için temel eşitlik. Bu eşitliği yazdığımızdan altına bu probleme ait değerleri yazabiliriz. Problemimiz bu ısı makinesi. Arkadaşlar çevrim geçiren bir sistemlerde her zaman delta E sistem sıfır çevrim geçiren. Bu sisteme giren Q giren var. Tek giren eleman Q giren. Tamam. Bakın burada iki tane de çıkan var. Onları da Q çıkan ve V çıkan olarak E çıkan altında değerlendireceğiz. Buradaki eksiye de dikkat ederek E giren eksi E çıkan ve eksi V çıkan eşittir. Sıfır olarak yazacağız. Burada iki tane eksilik yer alacak. V çıkanı tek başına bırakırsak Q giren eksi Q çıkan bu ısı makinesi için işin miktarını bize verecek. Birinci yasa verimini biz eta 1 veya eta ısıl olarak yazıyorsak bunu V çıkan bölü V giren olarak yazabiliyoruz. Tamam. Elimizde V çıkan burada var. Q giren de burada var. İstersek bu V çıkan yerine şu karşılığını da yazıyorduk. Bunları geçmişte çalıştık. Enerji dengesini yani birinci yasa analizini bu şekilde ısı makinesi için halledebiliriz. Arkadaşlar tersinir durumda ısı makinaları adı Carnot ısı makinesi oluyordu. Tersinir durumda. İdeale geçtik şimdi. Tersinir durumda ısıl verimi biz 1 eksi T0 bölü TH olarak yazıyorduk. Bunu da geçmişte çalıştık Carnot ısı makinalarında. Tabii ki bu ısı tersinin verim maksimum ısı verime eşit olacak.
Burada sıcaklıklar belli. O zaman 1 eksi 300 Kelvin bölü 1500 Kelvin 0,8 %80 çıkıyor. Gördüğünüz gibi tersine durumda bu makine %80 oranında çalışabiliyor. İdeal durumda. Ama gerçekte biz %40 oranında bir değer elde etmişiz. Bu sistemi ikinci yasa açısından da inceleyeceğiz dedik. İkinci yasa verimine bakalım. Arkadaşlar şöyle yapayım ha. İkinci yasa verimi bir kere ısıl verimin ısıl tersinin verimi oranıdır. O zaman ısıl verimi 0,40 vermiş bize. Isıl tersinin verimi biz 0,8 elde ettik. İkisinin oranı 0,5. Yani %50. İkinci yasa 0,5 veya %50. Birinci yasa %40. Burada vermiş zaten. Tamam. Bunun yanında tersinin verim farklı bir tanım. O da 0,8. Hepsini değerlendirdiğimizde 0,5'i bulduk. Yani ideal ısı makinesinden %80 oranında ideal maksimum verim elde edilebilecekken gerçekte bu değerin ancak %50'sini kullanabiliyoruz biz. İdealde bunu elde edebilecekken gerçekte bunu elde etmişiz. Yani bu değerin ancak %50'sini kullanabilmişiz. Verimsiz bir makine. Devam edelim. Birinci yasa verimini, ısıl verimini, verimi biz V çıkan bölü Q giren olarak tanımladık. Eğer tersini olarak çalışacaksak 1 eksi TL bölü TH ve ölü hal sıcaklığını getiriyorsa TL'yi 1 eksi T0 bölü TH olarak yazacağız dedik. Isıl verimi yukarıdaki gibi yazabileceğimiz gibi V tersine çıkan bölü Q giren olarak da yazabiliriz. Biraz önce bu tersine ne dedik? Maksimum dedik. V max çıkan bölü Q giren olarak yazabiliriz. Buradan V max'ı arkadaşlar çekeceğiz. Araya da biraz önce yukarıdaki eşitliği yazmışız. İkinci yasa verimini biz ete ısıl bölü ete ısıl tersine olarak da yazabiliyoruz. Bu birinci yasa, bu ikinci yasa verimi, bu da tersinir verim. Tersinir veriminden V max'ı çekelim. V max çıkan maksimum iş eldesidir zaten. Bakın yani egzersize gidiyoruz. Zaten bu V TR çıkana yani tersinire eşit. O zaman ısıl tersinin verim çarpı Q giren olarak V max'ı yazabiliyoruz. Güzel. Bu ısıl tersinin verimi biz şu şekilde yazabileceğimiz gibi şu şekilde de yazabiliyorduk. Sıcaklıkları buraya yerleştirirsek arkadaşlar güzel bir sonuç elde edeceğiz. V TR çıkanı ısıl tersinir verim çarpı Q giren olarak yazıyorsak ısı makinesi için ve ısıl verim karşılığı olarak şu Carnot verimini yazıyorsak 1 eksi T0 bölü TH çarpı Q girene dönüşüyor. Tersinir çıkan iş veya maksimum iş. Şurası nedir? Burası önemli bir sonuç. Isının işe dönüştürebilecek maksimum miktarı. Bakın ısı makinesi ne? İş elde ediyoruz ama adı ısı makinesi. Yani ısının işe dönüştürüldüğü bir makine. Isının işe dönüştürebilecek maksimum miktarı ne? Q giren çarpı şu değer. O zaman bu tersinir iş direkt ısı giren egzerjiye eşit oluyor. Bakın hemen buradan egzerjiye geçiş yaptık. Egzerji neydi zaten? Maksimum iş potansiyeliydi. Ve bu çerçevede ısının işe dönüşümünün maksimum miktarı olarak şu eşitliği elde ettik. Biz bu tersinir iş çıkana direkt ısı giren egzerji diyebiliriz. Bu çerçevede egzerji yok oluşu, egzerji yıkımı, egzerji yıkımı, kıyımı gibi isimlerle Türkçe'ye çeviriyoruz. Yani tam karşılığı yok maalesef. Ben yıkımı veya yok oluşunu kullanacağım. Egzerji yok oluşu tersinmezlikti. Onu I olarak gösteriyorduk veya X yok olan olarak gösterebiliriz. Bu eşittir I. Bunu biraz önce de çalıştık. Tersinir çıkan iş eksi yararlı çıkan işe eşitti. Arkadaşlar yukarıda da tersinir çıkan işi ısı giren egzerji olarak elde ettik. Şunu ise birinci yasadan hesaplanan yararlı iş olarak elde ettik. Yani birinci yasadan V çıkanı hesapladık ya biz. O direkt yararlı çıkana eşit. Bu piston silindir düzeni değil. O zaman buradaki yararlı çıkan iş direkt birinci yasadan elde ettiğimiz V çıkana eşit olacak. Gördüğünüz gibi X yok olanımız X ısı giren eksi V çıkan olarak yazdık bu ısı makinesi için.
Evet, egzerji dengesini göreceğiz. Buraya bilgi için yazmışım arkadaşlar. Şimdilik şöyle bilelim. X giren eksi X çıkan eksi X yok olan eşittir delta X sistem olarak yazabiliyoruz. Bunun çıkartılışını ele alacağız. Delta X sistem çevrim için yine sıfır. O zaman bu sisteme giren egzerji ısı yönünden X ısı giren çıkan X ısı çıkan ve X iş çıkan olacak. Tabii ki bu x ısı gireni biz bundan sonra artık hep 1 eksi t0 bölü t çarpı q giren olarak yazacağız. Şurada bunu zaten ispatladık, elde ettik şurada. X ısı giren için artık bunu yazabiliriz. Tabii ki buraya th değil de genel gösterim olarak tk, yani kaynak sıcaklığı olarak yazabiliriz. X ısı ısı çıkandan bahsediyorsak arkadaşlar, örneğin bu ısı makinesinde o zaman T0 bölü T0 bu denk geliyor. O zaman burası 1 eksi 1 0, yani çıkanın egzersizi 0 olarak elde ediliyor. Neden? Çünkü çıkanı göz önüne aldığımızda biz TL ile TH sıcaklığı birbirine eşit oluyor. O zaman bu sistem için çıkan kısmın ısı yönünden egzersizi 0 jül olarak elde ediliyor. Bunun ayrıntısına sonra yine gireceğiz. Bakın burada x iş çıkan var. Biraz önce de konuştuk. X iş çıkan direkt v çıkana veya v yararlıya eşit demiştik. O zaman arkadaşlar şu aşağıdakileri zaten karşılıklarını şu şekilde yazdık. Bunları bir toparlarsak şu üçünün toplamı veya çıkarımı sıfıra eşit olacak. Buradan x yok olanı tek başına bırakırsak elde edeceğimiz eşitlik bu. Arkadaşlar x yok olan x ısı giren eksi v çıkan dedik. Biz bu x ısı gireni de yukarıda hemen bulalım. V tersinir çıkan olarak yazmıştık. Yani biraz önce gösterdi ki x yok olanı biz şunun yanına v tersinir işi yazdığımızda, eksi v çıkanı yazdığımızda x yok olanı biraz önce tanımlamıştık. İşte buraya ısı karşılığını da yazabiliriz. Evet, uzatmayalım. Yine ayrıntısını sonra ele alacağız. İkinci yasa verimimiz ısıl verim bölü ısıl tersinir olarak yazmıştık. Bu ısı makinesi için ısıl verimine v yararlı çıkan bölü q giren. Yani v çıkan yerine biz v yararlı da yazabiliriz demiştik. Tersinir ısıl verimine ve tersinir çıkan veya buraya maksimum da yazmıştık veya böyle yazalım. V tersinir çıkan bölü Q giren. Q girenler birbirini götürürse ikinci yasa verimini biz V yararlı çıkan bölü V TL çıkan olarak da yazabiliriz. İş üretimi için. Gördüğünüz gibi. İkinci yasa egzerji verimi için genel olarak ısı makinesine, soğutma makinesine ve ısı pompasına bakalım. Isı makinesi için güzelce konuştuk, çalıştık. Isı makinesinin ısıl verimini buraya tekrar yazmışız. Evet, gelelim soğutma makinesine. COP demiştik, soğutma etkinlik katsayısı demiştik. Soğutma makinesi için de şu değerleri arkadaşlar geçmişte çalıştık. Buraya hatırlatma için yazdım ben. Tersini olarak yazarsak bu şekilde. Gerçek olarak yazarsak bu şekilde, tamam. Isı pompası için de şu şekilde. Şimdi bunu tekrarlamayacağım. Görün diye buraya yazdım. Tamam. İşte ikinci yasa verimlerimiz V yararlı bölü V tersinir iş üretimi için yazabileceğiz. İş tüketen makineler için ise V tersinir bölü V yararlı olarak da yazabileceğiz. Veya COP ile çalışıyorsak ikinci yasa verimini COP bölü COP tersinir olarak da yazabileceğiz. Isıl verimde nasıl yazmıştık? Isıl verim bölü tersinir ısıl verim. İstersek soğutma etkinlik katsayılarının oranı cinsinden, istersek işlerin oranı cinsinden yazabileceğimizi ispatlamış olduk. Ayrıca ikinci yasa verimi elde edilen egzerji bölü sağlanan egzerji olarak da yazılıyor. Bu 1 eksi x yok olan bölü sağlanan egzerjiye eşit olacak. Tabii ki bunların üzerinde de duracağız. Burada da güzelce ısı makineleri için, soğutma makineleri için, ısı pompaları için bir tekrar yapalım. Kullanabileceğimiz eşitlikleri bir genel olarak yazalım istedim. Evet, gelelim güzel bir örneğe. Bir kapalı ortamı ev için örneğin ele alalım. Bu
Buradaki iç ortam sıcaklığı 25 derece santigrat olsun. T iç demişiz. Burası sistem. Zaten burada hava bulunuyor. İç ortam. Bir evin içi. Isıtacağız o evin içini. Ve o havayı ısıtacağız. Hava da hep 25 derece santigrat derecede dursun istiyoruz. Burada biz ısıtma işlemini elektrik enerjisiyle yapmışız. Elektrik işi girişiyle yapmışız. Gördüğünüz gibi. Dış ortam öğle sıcaklığı 4 derece santigrat olsun. Ve bu odayı biz ısıttıkça arkadaşlar bu odadan dışarıya bir ısı kaybı olacak. Yani termodinamikte ısı kaybolmaz da ısı tekniği açısından, ısıtma tekniği açısından biz buna ısı kaybı deriz. Onun da hesabını ayrı bir derste öğreneceksiniz. Yani ısıtma tekniği dersinde. O da 35.000 kilojoule bölü saat olsun. Tamam. 35.000 kilojoule bölü saat olan sabit ısı kaybı kapsamında sabit iç ortam sıcaklığı olan 25 derece santigrat değerini koruyabilmek için ve elektrik giren ne olmalıdır? Sorumuz bu. Ve bu sistemin ikinci yasa verimi ne olmalıdır arkadaşlar? Bu soruya güzelce bir termodinamik açıdan yaklaşalım. Neler yapabiliriz? Bir bakalım. Her zaman önce enerji dengesi. E giren eksiye çıkan eşittir delta sistem. Arkadaşlar elektrik işi girişi var. Tamam. Ve burası bu odadan Q çıkan var, ısı kaybı var. Tamam. Başka değer verilmediği için bu ikisini bu şekilde yerleştirebiliriz. Kapalı sistem. Kapalı sistemde enerji değişimi, yani sistemin enerji değişimi M çarpı delta U ile gösterebiliriz. Kinetik ve potansiyel enerjileri ihmal ettik. Delta U küçük U, U2 küçük U2 eksi küçük U1 çarpı kütle. Arkadaşlar bu genel yazılım. Geçmişte bunları çok güzel çalıştık. Havayla çalışıyorsak, ideal gazla çalışıyorsak biz bunu eğer U'yu gördüğümüz an CV aklımıza gelecekti. U'yu gördüğün an CV. Biz bunu U2 eksi U1'i CV çarpı T2 eksi T1 olarak yazabiliriz. Özgül ısı bu. Sabit hacim özgül ısısı. Başta tabii ki kütle var. Dikkat, iç ortam sıcaklığı sabit demişiz. Tamam. Arkadaşlar T2 eksi T1'i burada alıyorsun. Ama soruda bu iç ortam hep 25 derece kalacak demiş. O zaman hani T1 eşittir T2 oluyor burada. Bu özel bir durum. O zaman burası sıfır oluyor. Analizimizi güzelce yaptık. Soruda buraya yazmışım güzelce. Dikkat, iç ortam sıcaklığı sabit. O zaman burası sıfır oluyor. Elimizde elektrik işi giren eksi Q çıkan eşittir sıfır eşitliği kaldı. Yani biz Q çıkan kadar içeriye elektrik girişini sağlarsak içerisini sabit sıcaklıkta tutabileceğiz. 25 derece sabit sıcaklıkta tutabileceğiz. Evet. Elimizde birinci yasadan bu basit eşitlik kaldı. Q çıkan 35.000 kilojoule bölü saat. Arkadaşlar bunu watt'a çevirelim. Zaten kilojoule bölü saat watt birimine götürür bizi. 3600'e bölelim. O zaman 9.72 ki sürekli devam ediyormuş. Kilowatt olarak Q çıkanı kilowatt cinsinden elde ederiz. Üzerine nokta koyduk. Watt biriminde elde edelim. Hemen soruya bir daha bakalım. Tamam. Arkadaşlar 972 kilowatt Q çıkanı elde ettik. Zaten V elektrik giren eşittir Q çıkanı eşit. O zaman hemen bizim elektrik giren de 9.72 kilowatt olacak. Yani V yararlı giren, bu zaten ne dedik biz, yararlı piston silindirle çalışmıyorsak direkt kendisine eşit. V elektrik girene eşit. 9.72 kilowatt. Birinci yasadan yararlandık ve yararlı iş girişini bu şekilde yazmış olduk. Dikkat demişim, birinci yasa eşitliğinden bulunan giden iş değeri yararlı iş giriş değeridir. Tamam. Arkadaşlar burada elektrikli ısıtma yapıyoruz. Yani bu elektrikli ısıtmayı bir ısı pompası olarak görebiliriz. Yani biz bu odada odaya bir klima taktığımız zaman o klimanın içindeki elektrikli ısıtıcıyla sadece odayı ısıtıyoruz. Yani COP'sini 1 alıyoruz demektir. Yani verimsiz bir durum demek istiyorum. Böyle bir sistemi ele alalım. Sonuçta bunu biz elektrikli ısıtmayı ısı pompası olarak değerlendirebiliriz. COP ısı pompası nedir? Q çıkan bölü V yararlı giren. Q çıkanımızla V yararlı gireni aynı sayısal değerde bulduk maalesef. O zaman COP'si 1. Bu beklenen bir sonuç zaten. Elektrik enerjisinin tamamı ısıtmaya harcanıyor.
elektrik işi tamamen ısıya dönüşüyor. Arkadaşlar bunu yine geçmişte konuştuk. Elektrik işi tamamen ısıya dönüşür. Bunu da burada COP ısı pompası eşittir 1 olarak ispat etmiş olduk. Evet, bu soru özelinde bu ısı pompasını tersine olarak çalıştırırsak COP'si ne olduğuna bakalım. Bu sistem T iç ile T sıfır arasında çalışıyor. Bu sıcaklıkları derece santigrat olarak verilen bu sıcaklıkları Kelvin'e çevirirsek COP ısı pompası tersini buluruz. Bakın 14.2. 1 nerede? 14.2 nerede? Yani verimsiz bir sistem demiştim. Isı pompası tersini olarak çalıştırılabilseydi ısıtma etkinlik katsayısı 14.20 olacaktı. Bu çerçevede V tersine giren ne olabilir? Evet. Ona bakalım. Arkadaşlar biz COP tersini bu şekilde yazdık. Tamam. COP tersini istersek Q çıkan bölü V tersine giren olarak, bakın burada tersine COP ısı pompası tersine ise buraya da tersine iş girişi olacak. Yazabiliriz. Tamam. Şunun değerini 14.2 bulduk. Q çıkan zaten elimizde var, 9.72. Biz bu sistemi tersine olarak çalıştırdığımız an V tersine giren 0.685 kW çıkıyor. Yani 14.2 gibi bir COP'de biz bunu çalıştırdığımız an 9.72 kW'lık ısı çıkışını 0.685 kW'la sağlayabilirdik. Biz bunu ısı pompası olarak çalıştırdığımızda, yani sadece elektrik enerjisi girişi değil, ısı pompası olarak çalıştırdığımızda. Buradan tersimezliğe geçmişiz. Yani öğrendiğimiz her bilgiyi sayısal olarak ele alalım dedik. Tersimezlik I, hani watt olarak çalışıyorsak üstüne nokta tabii, veya X yok olan, bu yararlı giden işin tersinir işten çıkartılmasıyla elde ediliyordu. Yararlı işimiz bizim 9.72 bulduk. Tersinir giden değeri de 0.685 bulduk. Farkı 9.04 kW. 9.04 kW'ı biz kullanamıyoruz. Tersimezlik olarak karşımıza çıkıyor. Yine enerji dengesini göreceğiz dedik ama yine problemleri ele alırken hepsini ele alalım. Bir görelim de istedim. Egzerji giren, sadece burada iş girişi var egzerjetik olarak. Çıkan ısı çıkışı var egzerjetik olarak. İkisini yazdık. Buraya sıfır alacağız. Sistem sabit sıcaklıkta. Tamam. Buradan X yok olanı bulabiliriz. Bakın arkadaşlar, yukarıda bulduk. Yani şunu ispatlayacağız. Toparlarsak şuradaki iş giren burada, tamam. Bu iş gireni biz V elektrik giren olarak yazabiliyoruz. İş altında iş varsa o direkt yararlı işe eşitti. Piston silindir düzeni dışındaki sistemlerde. Onu 9.72 kW olarak zaten bulduk. Burada ısı çıkanı bulacağız biz egzerjetik olarak. Onu da ispatladık bu derste. 1-T0/TH Q çıkan olacak dedik. Evet. Bunları Kelvin olarak yazdık. Gerekli işlemleri yaptık. Onu 9.72 Q çıkanla çarptığımızda 0.685 kW. Bunu bir yerden hatırlıyor muyuz? Şuradan hatırlıyoruz. Bakın. Sonuç olarak X yok olan yine 9.04 kW. 9.04 kW. Bakın bunlar önemli bilgiler. Arkadaşlar ben her şeyi bir arada veriyorum. Böyle bilgiyi çok az yerde bulursunuz. Bunları güzelce değerlendirin lütfen. Hemen ikinci yasa verimini de hesaplamışız arkadaşlar. Ne demiştik biz? 1 eksi X yok olan bölü X sağlanan olarak da yazabiliriz dedik. X yok olanı 9.04 bulduk. Sağlanan 9.72 zaten. Buradan ikinci yasa verimi bakın çok düşük çıkıyor bu sistem için. 0.07. Isı pompasını bir elektrikli ısıtıcı olarak kullandığımızda ikinci yasa verimi çok düşük oluyor. Hani hiç kullanma daha iyi. Bu ikinci yasa verimini 2-3 şekilde bulabiliriz demiştik. Birincisi bu. İkincisi V tersine giren bölü V yararlı giren 0.685 9.72 yine 0.07. Veya COP'ler oranı olarak bulabiliriz demiştik. Şunu 1 bulduk. Tersine de 14.2 bulduk. O da 0.07. Bakın bunlar önemli. Herhangi bir soruda bu üçünden birini kullanmamız gerekebilir. Yani her zaman elimizde her türlü veri olmayabilir. Üçünü de iyi bileceğiz. Arkadaşlar biz bu derste kadar bundan önceki videolarda kütle dengesi, enerji dengesi, entropi dengesini güzelce ele almaya çalıştık, işledik.
Şimdi egzerji dengesinde sıra ama şunlar olmadan buraya gelemeyiz zaten. Yani egzerji dengesi enerjiyle entropi dengesinin birleşimi gibidir. Bunun birimi Joule ise, biz entropinin birimi Joule Kelvin ise bunu Kelvin'le çarpacağız zaten. Joule'e yine erişeceğiz. Yani egzerjinin güzelliği şurada, enerjinin birimiyle aynı. Entropinin birimi Joule bölü Kelvin iken enerjiyle egzerjinin birimleri Joule olacak. Evet arkadaşlar, egzerjiye giriş yapalım dedik bu derste. Güzel noktaları işledik. Şimdi gelelim kapalı bir sistemin egzerjisine. Kapalı sistem dediğimizde yine en güzel örnek piston silindir düzeni. Bakın hareketli sınır var. Hareketsiz sınır olduğunda zaten bu sistemi anladığımız zaman hareketsiz sınırı da anlarız. Onun için piston silindir düzeniyle devam edelim. Bu piston silindir düzeninde şurada sistemimiz var. Tamam. Burada pistonumuz var ve V sınır işi çıkışı var. Tabii ne öğrendik? Bu sınır işi çıkışı varken çevrenin buna karşı yaptığı bir iş var. Çevre koşulları da P0, T0 olsun. Bu sistemden Q çıkan olsun, nasıl olsun. Bu sistemimiz T sıcaklığına getirdiğimiz zaman T0'a kadar ilerletelim. O zaman Q çıkan olacak. P ile P0 arasında da sınır işi olacak. Bütün bunları bir derleyip toplayıp ele alalım ve kapalı bir sistemin egzersizini elde edelim. Bir kapalı sistemden elde edebilecek maksimum iş potansiyeli hesabına bakalım. Kapalı sistem hareketli bir sınır içeren piston silindir düzeni olsun. Çevre, ölü hal koşulları P0 ve T0 ise sistemin başlangıçtaki sıcaklığı T ve basıncı P olsun arkadaşlar. Sistem P basıncında sınır işi gerçekleştirirken T sıcaklığına gelmiş olsun. Tabii ki buraya önceden bir ısı girişi, enerji girişi olacak ki bu T'ye ve P'ye sistemi ulaştıralım. P büyük P0 ve T büyük T0 olmak üzere sınır işi çıkışı ile T'den T0'a ve P'den P0'a gelinceye kadar olan ısı çıkışını değerlendirelim. Egzerji demek bu sistemden elde edebileceğimiz toplam maksimum iş potansiyeli miktarı demektir. O zaman T ile T0 ve P ile P0 arasındaki bütün iş çıkışlarını veya işe dönüştürebileceğimiz kısımları değerlendirelim. Şimdi güzelce yapacağız onu. Çevrenin sisteme yaptığı işi konuştuk daha önce. V çevre dedik. P0 delta V. Joule biriminde bunu konuştuk arkadaşlar. Bunu kullanacağız dursun. Bu sistemden elde edebilecek maksimum iş potansiyelini V sınır yararlı eşittir V sınır eksi V çevre ile sistem sınırından çıkan Q çıkandan elde edebilecek iş potansiyeli miktarı oluşturacaktır. Bakın bir daha söyleyelim. Piston silindir düzeni. Piston silindir düzeninden elde edebileceğimiz yararlı sınır işi hakkında konuşmuştuk değil mi? V sınır eksi V çevre olarak. Tamam. Ama bunun yanında bu sistemi biz V sınırı elde edebileceğimiz koşullara getirdiğimiz an Q çıkan kadar da bir sistemden ısı çıkışına neden oluyoruz. T'den T0'a, P'den P0'a gelinceye kadar. Biz bu Q çıkanı dışarı atmaktansa bu Q çıkandan yararlanarak bir iş elde edebiliyor muyuz? Bakacağız. O zaman egzerji karşımıza çıkacak. Yani bu sistemden hem bu sınır işini hem Q çıkandan elde edebileceğimiz iş potansiyelini değerlendirebildiğimiz an teorik olarak, ideal olarak bu sistemle elde edeceğimiz maksimum işi elde edeceğiz. O da egzercidir zaten. Evet, çok konuştuk. Onu şekillerle anlatacağız. Yine de şuradan devam edelim. Şekle biraz sonra geçeceğiz. Yani bir sistemden çıkan ısı Q çıkan T ile T0 arasında çalışan tersinir bir ısı makinesine aktarıldığında ısı makinesinden V tersinir ısı makinesi işi elde edilebilir. Böylece bu kapalı sistemden elde edebilecek maksimum toplam iş miktarı V sınır yararlı artı V tersinir ısı makinesi kadar olacaktır. Şurası önemli. Anlatmaya çalıştığımız bu. Sınır işi yanında o ısı makinesinden elde edebileceğimiz tersinir iş toplamı kadar bu sistemin egzerjisi olacak. Egzerji enerjinin iş potansiyeli olduğu için piston silindir düzeninden oluşan kapalı sistemin egzerjisi V sınır yararlı artı V tersinin ısı makinesine eşit olacaktır. Arkadaşlar bu bilgi notu elinizde de var zaten. Bunu güzelce birkaç kere okuyun.
anlatmak istediğimizi buraya şekil haline de getirdim. O halde kapalı sistemi diferansiyel formda yeniden ele alalım. Biraz işin içine matematiği de sokacağız. Bizim piston silindir düzenimiz bu. Tamam. P'den P0'a, T'den T0'a sistemi getireceğiz. Bunlar ölü hal koşulları. Buraya da yazmışız. Biz bu sistemi çalıştırdığımız an D ve sınırı elde ediyoruz. Burada sınır işini elde ediyoruz. Arkadaşlar yola bağlı olduğu için burada gördüğünüz gibi bozuk D var başında matematik olarak yazdığımızda. Sistemden elde edilen sınır işini diferansiyel formda böyle bozuk D ile D ve sınır olarak gösterelim. Ne dedik? Bu sistem ve bu koşullara getirdiğimiz an sistemden DQ kadar da ısı çıkışı olacak. Bunu dışarı atmaktansa bir ısı makinesine gönderelim dedik. Ve bu ısı makinesinin ısı kuyusu sıcaklığı ise çevre. Yani ölü hal sıcaklığı olsun. Basıncı ise ölü hal basıncı olsun. O zaman bu basınç bu sıcaklıkla ölü hal koşulları arasında bu ısı makinesini çalıştırdığımız an bu ısıyı biz ters sinir olarak işe dönüştürebiliyoruz. Isı makinesine elde edilen ters sinir iş. Şu Q'dan buna geçiyoruz. O zaman bu piston silindir üzerinden bunu elde ederken şunu da elde edebileceğiz. Bunu anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Piston silindir düzeni için enerji dengesiyle tabii ki devam edeceğiz. Her zaman birinci yasa kullanılacak. Çok önemli zaten. Arkadaşlar diferansiyel formda yazarsak D, E giden eksi D, E çıkan eşittir D, E sistem. Sistemdeki enerji değişimi. Biz bunu D, U artı D kinetik artı D potansiyel olarak yazabiliriz. Yani şunlar ihmal edilebiliyor da genel olarak yazmak istiyorsak bunları da dahil edeceğiz. Edelim. Ona göre çalışalım. DE sistemi diferansiyel formda bu şekilde yazarız. Gördüğünüz gibi bunlar yola bağlı olmadığı için D'ler düzgün. Sistemde gireni değil de şu anda şu koşulları göz önüne alıyoruz. O zaman sistemden çıkan ne var? Şu eksi işaretini unutmadan DV sınır ve DQ var. Hem sınır çıkışı var hem iş çıkışı var. Evet eksiyi unutmadan dedik. Eksi dv sınır eksi dq eşittir. Şurası tamam. Veya toparlarsak arkadaşlar sınır artı iş yani eksileri öbür tarafa atarsak eşitlik birinci yasa eşitliği bu hale geliyor. Bakın kırmızı ile işaretlemişiz. Bunu kullanacağız. Siz de elinizdeki bilgi notunda bunu dikkate alın. Birinci yasayı bu şekilde hallettik. Gelelim ters sinir ısı makinesine. Ters sinir ısı makinesinin verimini 1-T0 bölü T olarak yazabiliyorduk. Tamam. İstersek ters sinir ısı makinesinin verimini ters sinir iş bölü Q olarak yazabiliyorduk. Tamam. Bunları çalıştık. Bu ikisini de kullanacağız. Biraz önce de yaptık zaten. Ters sinir işi buradan ısı çarpı tersinin ısı makinesinin verimi olarak yazabiliyoruz. Şu kısmı çalıştık. Bir daha burada hatırlatalım. O zaman tersinin iş ısı çarpı 1 eksi T0 bölü T. T0 bölü R. T ise o piston silindir düzeninin getirdiğimiz son sıcaklık. Tamam. Arkadaşlar bu içerisini DQ ile çarparsak şunu elde ederiz. Şunu düzenlersek DQ eksi T0'ı buradan dışarı almışım ben. DQ bölü T olarak yazabiliriz. Tamam. Şurası önemli arkadaşlar. Bakın, burayı geçmişte çalıştık. Çevrim geçiren tersinin ısı makinesi için entropi değişimi DS DQ bölü T olarak yazılır. Bunu geçmişte çalıştık entropide. Yani şurada biz entropiyi gördük gördüğünüz gibi. Burada DS eksi DQ bölü T olarak alınacaktır. Sistem sınırından çıkan DQ entropi değişimi içinde eksi DQ olarak alınmalıdır demişim. Yani şurada bir eksi var ama şuraya da biz eksi alacağız. Yani o iki eksiyi göz önüne alarak son eşitliğimizi yazacağız. Arkadaşlar o zaman tersinin iş eşittir DQ eksi dedik ya eksi T0 DS oldu. O neden? Bakın şurada T0 var. Biz şunu eksi DS olarak yazarsak şuradan o zaman eksi eksi artı olacak. Tersinir iş eşittir. Isı artı T0 DS'ye biz bu eşitliği getirdik. Bir daha kırmızı ok var. Bu da önemli. Bakın adım adım gidiyoruz.
piston sırlarının düzenini, birinci yasa analizi yaptık ve Q çıkanı göz önüne alarak tersinin ısı makinesi içinde bu eşitliği yazabildik. Çok güzel, bunlar dursun. Piston silindir düzeniyle çalışıyorsak çevre işi var dedik. P0DV, bakın diferansiyel formda P0DV olarak yazarız. Sınır işini de biz P çarpı DV olarak yazarız. Bu iki eşitlikten yararlanarak aşağıda verilen eşitlik elde edilebilir demişim. Bakın, ve sınır işini ele almışız. PDV mi bu? Buna bir kere P0DV'yi ekleyip onda bir kere de P0DV'yi çıkarırsak matematik olarak hiçbir şey fark etmiyor. Bunlar birbirini götürür. Ama biz yararlı sınır işini P-P0 çarpı DV olarak yazdık geçmişte. Yararlı sınır işi bu. Yani şu ikisini bir arada değerlendirirsek bunların karşı olarak DV sınır yararlı yazabiliriz. O zaman artı yanında bu kalacak. Sınır işini biz yararlı sınır işi artı P0DV olarak yine yazdık. Adım adım gidiyoruz. Bu da kırmızı oklu. Bu da dursun. Hepsinden yararlanacağız. Gelelim sonuca arkadaşlar. Bu piston silindir düzeninden yararlı toplam iş nedir? Bir kere yararlı sınır işi. Onu da yukarıda şu şekilde yazdık. Onu yani şu DV sınır yararlıyı biz DV sınır eksi P0DV olarak yazabiliriz. Yani bunu bu tarafa attık. Matematik olarak kontrol edelim. Artı eksilerde hata yapmayalım. Ve tersinir iş ısı makinesinden elde edebileceğimiz. Bunu da yukarıda DQ artı T0DS olarak yazdık. Bakın hepsinin okları var. Hepsini burada birleştirdik. Bu yararlı toplam iş. Matematikten de yararlanıyoruz. Şu ile şunu aşağıda toparlarsak arkadaşlar... DV sınırı ben kısaca yani burada açıkça yazmışız. Burada DVS olarak yazmış. Tamam. Yanına şunu almışım. Tamam. Bu ikisi burada dursun. Eksi P0DV'yi buraya koymuşuz. Artı T0DS'yi buraya koymuşuz. Şunu neden yan yana yazdık? Arkadaşlar bunu ileride hatırlayacağız dedik ya. Birinci yasadan elde ettik zaten biz bunu. Hemen kırmızı oklarımıza bakalım. Evet. DV sınır artı DQ'yu şu şekilde elde etmişiz. Evet, yerini bulduk. Tamam, burası. Bak, enerji dengesinden bunu elde etmişiz. Azan şu ikisinin yerine bunu yazabiliriz. O zaman DV yararlı toplamı bir daha düzenleyelim. Eksi DU, eksi P0DV. Evet, şuradan geliyor. Tamam. Artı T0DS, tamam. Ha, kinetik ve potansiyeli bu tarafa atmışız. Tamam. Sistem 1 halinden 0 haline gitsin demişiz ve şu yukarıda yazdığımız eşitliğin integralini bu çerçevede alabiliriz demişiz. Yani bu diferansiyelden kurtarmak için integralini alacağız. 1 ile 0 arasında almışım ben integralini. Neden? 1 halinden 0 haline. Yani 0 öyle hali göstersin. Tamam. Bakın burada eksileri artıları da dikkate alarak İntegralleri ona göre alacağız. P0 sabit dışarı çıkarmışız. T0 sabit dışarıda. Tamam. Buradan yararlı toplamı arkadaşlar yukarıdaki integralleri alırsak eksilere de dikkat edersek U0 eksi U1 tamam. V0 eksi V1 tamam. S0 eksi S1 ve V0 eksi V1 olarak tabi burada kareleri var. Ve Z0 eksi Z1 olarak yazmışız. Bunu yine siz bu videoyu izledikten sonra bilgi notundan bir kere daha tekrar edin. Öğle ağır koşulları ne? U0, V0, S0. Altında 0 indisleri. Hız için V0 0 olacak. Yükseklik Z0 0 olacak öğle ağır koşulu olarak. Yani şuradaki Z0 0, V0 0 alabiliriz direkt. Evet. Kapalı bir sistemin egzersizi demişim ben. Arkadaşlar. Yukarıdaki V yararlı toplamı kısaca M çarpı fi olarak gösterebiliriz. Bu fi bu tarafa eşit zaten. Tamam. Ve kapalı bir sistemin egzersizi ne geçiş yapacağız? Zaten bu yararlı toplam iş o kapalı sistemin bize egzersizini verecek. M çarpı fi'yi buraya tekrar yazmışım. Tamam. Artı eksilere dikkat ederek yukarıdaki yani şuradaki eşitliği tekrar burada toplamışız. Tamam.
Arkadaşlar egzerji artık m çarpı fi'ye eşit olacak. Yani bu yararlı toplamı adı zaten egzerji. O da m çarpı fi. Fi'yi de burada yazdık. Tabii arkadaşlar burada ufak bir şey unutmuşuz. Buraya böyle kapalı parantez açıp başına m'yi koyabiliriz. Çünkü kütleyle çarpıyoruz. Tamam. Yani şunun birimi jül bölü kilogram. Burada kütleyle çarptığımız zaman jül olacak. Dediğim gibi ya buraya m'yi yazmasak olurdu ya veya buraya da m'yi ekleyeceğiz hepsi için. Neyse tamam. Esas eşitliğimiz aşağıda. Kapalı sistem için delta x'i yazacağız. Egzerji farkı. Egzerji bu ama farkı x2 eksi x1 yani kütle fi 2 eksi fi 1 olacak. Şunlar fi ise fark yani bir hal 1 ile hal 2 arasındaki fark bu şekilde yazılacak. Kapalı sistem için delta x o zaman yukarıdaki eşitlikleri 1 ve 2 için toparlarsak u2 eksi u1 p0 burası arttı arkadaşlar. v2 eksi v1 eksi t0 s2 eksi s1 bakın bunları büyük harf yazmışım. Tamam o zaman m ile çarpmışız yani hata yapmayalım. Buraya da m ile çarpmışız. v2'nin karesi eksi v1'in karesi bölü 2 mg z2 eksi z1 tamam. Kapalı bir sistemdeki egzerji değişimi hal 1 ile hal 2 arasında bu. Bu çok önemli bir eşitlik. Sistemin bakın kapalı sistemindeki egzerji değişimi. Yani sınırdan bahsetmiyoruz şu anda. Sınırın içinden, sistemden bahsediyoruz. O sistemin için yazabileceğimiz eşitlik bu. Çok önemli bir sonucu elde ettik. Adım adım elde ettik arkadaşlar. Biraz matematik yaptık. Tabii hata yapmadan bunları yazmaya çalıştım. Şurada ufak bir m'yi unutmuşuz. Hepsini m ile çarpmamız lazım. Tamam. Ama sonuç olarak önemli bu eşitliğe geldik. Bu eşitliği her zaman kullanacağız. Kinetik ve potansiyel enerjileri ihmal ediyorsak şurasını ele alacağız. Eğer sabit hacimli bir sistemle çalışıyorsak yani V1 eşittir V2 ise o zaman burası da sıfır oluyor. O zaman şununla şunu göz önüne alacağız. Yani artık problemin cinsine göre. Piston silindir düzeni için çıkardık. Kapalı sistemlerde genel olarak kapalı sistemindeki egzerji değişimini elde ettik. Bu önemli. Bir kere tekrar edin. Ben dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar bir konu daha var. Onun üstüne de konuşalım. Bir akışkan akımının enerjisi ve egzerjisi. Akış enerjisi ve akış egzerjisine bakalım. Kapalı sistem çalıştık. Şimdi yani akışkana geçtik. Hareketli akışkana geçtik. Açık sisteme geçtik. Ama ayrıntısına girmeyeceğiz. Sadece şimdi akış enerjisi ve akış egzersizi nedir ona bakalım. Bir boru ve kanal içinde sürtünmesiz ve ivmesiz hareket eden sanal bir piston olsun. Bakın bir kanal içinde. Şöyle bir sanal piston olsun. Bu pistonun sağ tarafı ise hareketsiz akışkan ile dolu olsun. Şurada hareketsiz akışkan dolu. Akışkanı L kadar ilerletmek için. Arkadaşlar buradan bir kuvvet uyguluyoruz ve L kadar ilerletmek için F kadar kuvvete gereksinim olacaktır. Evet. L kadar ilerletmek için F kadar kuvvet ama buradaki akışkan da buna P kadar bir basınç uygulayacak. Tabii ki basınç çarpı alan yine bunun kuvveti olacak. Akışkana uygulanan F kuvvetine karşılık akışkan P basıncıyla karşılık verecektir. Böylece F kuvveti eşittir P çarpı A olacak. Yani şurada şurayı da biz Newton biriminde yazarsak burası F kuvveti Newton. Burası Pascal onu metrekare ile çarparsak yani P çarpı A o da Newton. O zaman bu F kuvveti P çarpı A'ya eşit olacak. A piston yüzey alanı. Bu sanal pistonun yüzey alanı. Akış işi veya akış enerjisi de diyoruz biz bunu arkadaşlar. Akış işi ise aşağıda verildiği gibi hesaplanır. F çarpı P A ise bu. Akış işi iş ne demek? Yani bu kuvvetten işe geçeceğiz. O zaman kuvveti yolla çarpacağız. Newton çarpı metre jülü verir zaten. Tamam. Arkadaşlar bu yol nedir? Şu L burası A. Yani burası metre kare burası metre. Yani burada bir hacim oluşuyor. A çarpı L V hacmini bize verecek. Burada başında basınç var. O zaman biz P çarpı A çarpı L'yi P çarpı V olarak yazabiliriz. Ve bizim akış işini PV olarak yazabiliriz. Bakın jül biriminde buraya almışız. Veya küçük V ile yazarsak jül bölü kilogram biriminde P çarpı özgül hacim küçük V. Evet.
Yani ne anlatmak istedik? Burada bir akışkan var. Biz bir pompayı çalıştırdığımız an şuradaki akışkan buradaki akışkanı ittirmek isteyecek. İttirmek istediğinde burada oluşan akış işi nedir? P çarpı V kadardır. Durgun, hareketsiz akışkanın sahip olduğu enerji arkadaşlar. Hani bu hareketli akışkandaki akış işi bu ama biz durgun akışkanlarla çalışıyorsak onun sahip olduğu o akışkan bir sistemse o sistemin sahip olduğu enerji zaten U artı kinetik enerji artı potansiyel enerjiydi. Tamam. Bir kontrol hacimine giren veya çıkan hareketli akışkanın sahip olduğu enerji ne olabilir o zaman? Onu teta ile gösterirsek durgunken bu E kadar yani U artı kinetik enerji artı potansiyel enerji kadar hareket etme başladığı veya akış kadar buna enerji dahil oluyor. Ve akışı da yukarıda P çarpı V olarak çalıştık. O zaman PV artı U artı kinetik enerji artı potansiyel enerji. Entalpi neydi? U artı PV'ye biz kısaca entalpi diyorduk. O zaman teta bu hareketli akışkanın sahip olduğu enerji jül bölü kilogram biriminde o zaman H kinetik enerji potansiyel enerjiye eşit oluyor. Bunu geçmişte de çalıştık bir hatırlatalım dedik. Bir daha söyleyelim. Bir kontrol hacmine giren veya çıkan hareketli akışkanın sahip olduğu enerji entalpi, kinetik enerji ve potansiyel enerjiye eşit. Onu teta ile gösterirsek birim jül bölü kilogram. Akan akışkanın egzersizi teta. Buraya bir daha yazmışız. H artı V kare bölü 2 artı Gz. Yani kinetik ve potansiyel enerjileri bu şekilde yazarsak jül bölü kilogram biriminde bunu elde ediyoruz. Sistem sınırından ısı, iş ve kütle ile enerji giriş çıkışı vardı. Kütle ile enerji geçişini de biz E kütle olarak gösterirsek bu zaten M çarpı teta'ya eşit. Teta'yı akan akışkanın enerjisi olarak elde ettik. Kütle ile çarparsak jül birimine ulaşırız zaten. Tamam. Kütle ile enerji geçişi. Tamam, güzel. Boru veya kanal içinde P basıncı ile hareket eden akışkana karşı atmosfer P0 basıncı ile karşılık verir. Bakın yine boru içindeki akışkanı göz önüne alalım. Bu yönde hareket ediyor ve P basıncında hareket ediyor. Ama bu borunun çıkış noktasında atmosfer basıncı var ve bu akan akışkana karşı bu da bir karşı basınç uyguluyor. Akış işi ve akış egzersizi olarak aşağıda verildiği gibi yazılabilir. Şimdiye kadar akış işini ele aldık. Şimdi akış egzersizine geçtiğimiz an gene hani piston silindir üzerinden nasıl çalıştık? V yararlı eksi ve çevre dedik. Burada da bak benzer. X akış, V akış eksi V atmosfer. PV eksi P0 V. Veya P eksi P0 çarpı V. Gördüğünüz gibi akış egzersizini burası kütleyle çarptığımız an jül birimi tabii yani ufak tefek hatalar olabiliyor arkadaşlar. Buraya jül bölü kilogram yazabilirsiniz. Tamam. Birimlere bakacağız. Hemen benim dikkatimi çekti şimdi. Tabii ki küçük harfle yazdığımızdan jül bölü kilogram olacak. Tamam. Durgun hareketsiz akışkanın egzersizi arkadaşlar enerjiden şimdi egzerjiye geçtik. Bakın şurada durgun akışkanın enerjisini bu şekilde yazabileceğimiz gibi durgun akışkanın egzersizi demişiz. Bunu çalıştık bu derste. U eksi U0 artı P0 V eksi V0 eksi T0 S eksi S0 kinetik ve potansiyel enerji olarak yazmıştık. Akan akışkanın egzersizi o zaman durgunla akış egzersizinin toplamına eşit. Evet. Güzelce yazalım. Bakın yukarıdaki şu eşitliği buraya getirdik. Tamam. Ve akış egzersizi P eksi P0 V. Arkadaşlar bakın bunları birlikte toparlamışız. U eksi U0 buradan aldık. Yukarıdan P0 V'yi ele almışız. P0 ile V0 çarparsak bu. Şuradan P eksi P0 V'nin açarsak burası PV eksi P0 V oluyor. Yani bak şunlar birbirini götürüyor. 1, 2, 3 eleman için elimizde kalan eşitlik şu. U eksi U0 eksi P0 V0 artı PV. Bakın şurasını da entalpi cinsinden yazabiliriz. U artı PV eksi parantezinde U0 artı P0 V0 geliyor. Bunları biz H eksi H0 entalpisi şeklinde yazabiliriz. Çok güzel bir noktaya ulaştık yine. Akan akışkanın egzersizi H eksi H0. Bakın şu üçünü toparladık. H eksi H0'a geldi. Diğer kalanları da buraya yazdık. Tabii birimi jül bölü kilogram olacak arkadaşlar. Onu siz düzeltin.
Her zaman ufak tefek hatalar olabilir. Birim kütlede, yani burada kütleyi 1 kilogram almışız. Tamam. Akış egzersizi fi ile gösterirse arkadaşlar, h eksi h 0, yani bakın bu 0,6 hep ölü hali gösteriyor. Egzerci olduğu an ölü hali aklımıza gelecek. H ile h 0 arasında çalışıyoruz. S ile s 0 arasında çalışıyoruz. Kinetik ve potansiyel enerjilerde, yani hızların biri 0 veya yüksekliğin biri 0 olduğu için buraya direkt v kare bölü 2 artı gz olarak yazabiliriz. Bakın burada joule kilogramı yazmışız. Tamam. Bir akışkan akımının egzerci değişimi, akışkan akımının, yani kütle ile egzerci transferi, delta phi ise phi 2 eksi phi 1'i bu sefer hal 1 ile hal 2 arasında bu şekilde yazabiliriz. Tamam. Akan akışkan içinde hem enerji hem egzerji hakkında güzelce bilgiler vermiş olduk. Egzerji dengesini arkadaşlar toparlayarak bu sunumu bitirelim. Bir hal değişimi süresince bir sistemin egzerji değişimi, sistem sırrındaki hal değişimi süresince yok olan egzerjiye eşit miktardaki bir egzerji geçişinden daha azdır. Böylece egzerjinin azalması ilkesi aşağıda verildiği gibi yazılabilir. Bakın, biz şu eşitlikten söz ettik ve artık bunu elde ettik. X giren eksi X çıkan sınırda ve bu sistemde yok olan bir egzerji var. O eksi işaretiyle burada yer alıyor. Ve sistemde delta X sistem olarak yazabildiğimiz bu egzerji değişimi var. Kapalı açık sistem için farklı yaklaşımlar yapılacaktır diyor burada. Tabii ki kapalı sistemde bu delta X'in bir karşılığı var. Açık sistemlerde biz sürekli akışla çalışıyorsak burası 0. Çevrim geçiren sistemlerde de burası 0 oluyor. Kapalı sistemlerde 0 olmuyor. Özel bir durum yoksa. X yok olanla devam edelim. X yok olanı çalıştık. Neydi? Buna I diyorduk biz. Arkadaşlar bu T0 çarpı S üretime eşit. Bakın burası önemli. T0 çarpı S üretime eşit. X yok olan. Ve nasıl entropi üretimi sıfırdan büyük olabilir. İdeal durumda sıfıra eşit olabilirse X yok olan da öyle. Sıfırdan büyük ise tersimez hal değişimi. Gerçek hal değişimi. X yok olan sıfıra eşitse tersini hal değişimi. X yok olan küçük sıfır olamaz. Böyle bir şey buluyorsan hata yapıyorsundur. Gelelim sınırı arkadaşlar. Sınırda egzerji giriş ve çıkışları var. Isı, iş ve kütle ile egzerji giriş çıkışı olabilir en genel hali. X ısı, X iş ve X kütle olarak biz bunu yazabiliriz. Evet, ısı ile egzerji geçişini biz çalıştık bu derste. X ısı 1 eksi T0 TK çarpı Q olarak yazılabilir. Bu T0 ölü hal sıcaklığı, bu TK problemin cinsine göre seçilecek sıcaklık. İş ile egzerji geçişi her zaman yararlı işe eşit. Ama sınır işiyle çalışıyorsak yararlı iş ve sınır eksi ve çevre oluyordu. Diğer bütün yararlı işler kendisine eşitti. Bunları da konuştuk. Kütle ile egzerji geçişi hakkında şimdi konuşuyoruz. X kütle M çarpı Fi olarak elde ettik. Bu Fi'yi de açıkça yazarsak, bakın burada M'leri unutmamışız, tamam. Açıkça yazabilirsek bu şekilde yazabileceğiz dedik. Bunun yanında watt birimi de elde edeceksek, birim zaman için, yani kapalı sistemi tekrar ele almışız. Birim zaman için bunu yazacaksak arkadaşlar, bakın buraya yani ısıyla olan egzerji geçişini direkt olarak yazmışız. Toplamını yazmışız. Tamam. Burada sınır işi varsa, burada zamana göre değişim varsa, bu sistemdeki hacmin zamana göre değişimini ele alacağız. Sistemdeki egzerjinin zamana göre değişimini ele alacağız. Joule bölü saniye watt. O zaman S üretimin üzerine nokta koyduk. Bunu tabii ki watt bölü kelvin alacağız. Onu T0 ölü hal sıcaklığı kelvinle çarpacağız. Bu da X üzeri nokta egzerji yok oluşunu verecek. Tamam. Başka. Burada K konumunda TK sıcaklığındaki sınırdan geçen QK'dır demişiz. QK için. Açık sistemlerle çalışıyorsak arkadaşlar watt birimde yazabileceğimiz eşitlik bu. Bunu da ayrıntılı olarak incelersiniz. Hepsinin üzerine örnekler yapacağız zaten. Aşağıda da X yok olanı tekrar bir özetlemişiz. Evet, X yok olan T0 çarpı S üretime eşit. Bu 0 Joule ise V yararlı X işe eşit ve tersinir işe eşit olur. X yok olan 0 ise zaten tersinir işten bahsediyorduk.
X yok alan 0 jül ise demişiz yine hal değişimi içten tersinedir. Yakın çevre için, uzak çevre için X yok alan 0 jül ise hal değişimi tersinedir. Yani içten tersinir değil, hem içten hem dıştan tersinir. Biz kısaca tersinir diyorduk. T0'da T uzak çevre ölü hal sıcaklığına eşit olacak. Evet, kapalı sistemlerde tersinmezlik hesabı hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Bu ilk bilgi. Kapalı sistem piston silindir düzeni olsun arkadaşlar yine. Q giren çerçevesinde sistemde bir enerji depoluyoruz ve bu depoladığımız enerjiyi V çıkan olarak elde ediyorsak piston silindir düzenini ele alabiliriz demiştik. Tamam. Arkadaşlar kapalı sistemde biz tersinmezlik hesabını konuştuk hep. Onun hakkında yine güzel bir bilgi vermek istiyorum. Giren ısı Q giren olsun, giren egzerji X ısı olsun. Giren egzerji yani ısı olarak giren egzerji X ısı olsun. Çıkan sınır işi V çıkan olsun. Çıkan egzerji X iş olsun. Yani V yararlı olsun. Bunları güzelce dizinle çalıştık arkadaşlar. Artık burada bir hata yapmayız. Egzerji dengesini de çalıştık. X giren eksi X çıkan eksi X yok olan eşittir delta X sistem idi. Evet. X giren X ısı yani bu sistemde egzerjetik açıdan bakarsak bu sistem sınırından Q giren varsa o X ısı kadar egzerjiye sahip olacak. Çıkan iş çıkışı var. V çıkan o X iş kadar bir egzerjiye sahip olacak. X yok olanı biz I olarak da gösterebiliriz dedik. Tamam. Tersinmezlik neydi arkadaşlar? Yani yukarıdaki eşitliği derleyip toparlarsak, I'yı tek başına bırakırsak, bu egzerji dengesinden elde edeceğimiz tersinmezlik X ısı eksi X iş eksi delta X sistem oluyor. Jül biriminde. X yok olan veya I tersinmezliği bu şekilde yazabiliriz. Şu durum için. Bakın birinci yasa kapsamında Q giren ve çıkan var. Egzerjetik olarak ise X ısı X iş yazdık. Ve bu çerçevede I'yı tek başına bıraktığımızda bu eşitliği elde ettik. Aynı sistemi tersini olarak ele alalım. Arkadaşlar bakın. Şu tersinmez sistemi yani tersinmezliği de elde edebileceğimiz durumda yazabileceğimiz eşitlik. Aynı sistemi tersini olarak ele alırsak bu sıfır olacak. X yok olan sıfırdır tersinmez durum, tersinir durumlarda. Tersinmez de sıfırdan farklı. I sıfır yani tersinin hal değişimi. O zaman yine X ısı ve X iş var ama bu ısıya ait egzerji tamam ama bizim tersinir durumda I sıfır ise iş çıkışı tersinir oluyor. Bu özellikle bunu belirtmek isterim. Burada X ısı X iş varken buradaki X ısının yanında X İş tersinir olacak I sıfır ise veya egzerji yok oluşu sıfır ise. Evet biraz yorulduk tabii bir saatten fazla süredir anlatıyoruz ama çok az kaldı. Tersinmez hal değişimi ile tersinir hal değişimi arasındaki fark tersinmez ile tersinir arasındaki fark. I tersinmez her zaman büyük sıfırdır. O zaman X çıkan X işe eşit oluyor tersinmez olarak. Yukarıda yazdıklarımızı hani bir daha anlattıklarımızı bir daha buraya yazmışız. I tersinir sıfır ise X çıkan X iş tersinir oluyor. Yani şuraya sıfır alınca bunu yazdık. Burası sıfırdan farklı ise bunu yazdık. Bunu da burada yine anlatmaya çalışmışız. O zaman tersinir durum ne? X iş tersinir X ısı eksi delta X sistem oluyor tersinirde. Şuradaki eşitlikten bunu yazıyoruz zaten. Şu x tersini tek başına bırakırsan şu var, bu var. Onları bu tarafa atarsak bu oluyor. Tersinmezde biz ne yazmıştık? Tersinmezlik olarak biz ne yazmıştık I'yı? X iş tersinir eksi x iş olarak yazmıştık. Yani hatırlarsak V tersinir eksi V yararlı olarak yazmıştık. Biz bu iki eşitliği kullanarak şu eşitliği kullanıyoruz ya, bunun nereden geldiğini ispatlamış olduk. Bu V tersinir demek, zaten X iş tersinir demek.
ve yararlı demek x iş demek. Bu ana kadar şu eşitliği kullandık. Nereden geldiğini burada güzelce egzerji dengesini hem tersinmez hem tersini olarak ele aldıktan sonra ispat etmiş olduk. Evet. Arkadaşlar yorulduk ama egzerciye güzel bir giriş yapalım dedik. Bu video hakkındaki yorumlarınızı isterseniz bana yazabilirsiniz. Yine dediğim gibi dilimden döndüğünce güzelce anlatmaya çalıştım. Ders 02'de görüşmek üzere.